Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. İsrail Gazze harekatı soykırımcı kimlik taşıyan bu harekat ile Ukrayna savaşı arasındaki en büyük fark nedir? Hemen söyleyeyim. Ukrayna savaşı iki devletin ordusu arasında yaşanıyor. Gazze savaşı ise İsrail ordusuyla Filistinli siviller arasında yaşanıyor. Çünkü savaşın bir tarafını oluşturan Hamas'tan çok Filistinli siviller, kadınlar, çocuklar, her yaştan insanlar hedef alınıyorsa ve bu hedef alınma sonucunda sadece 10 ay gibi bir zaman diliminde ki sona doğru son aylarda azaldığı için söylüyorum. Aynı tempoda devam etseydi 100 bini bulacaktı. Yaklaşık 40 bin masum sivil öldürüldü. İşte bu aradaki en büyük farktır. Rusya geçenlerde Kiev'deki bir çocuk hastanesini vurdu. Ayaklandı dünya. Rusya'da hem yalanladı ama yalanlarken de doğru olsa bile neredeyse özür dileyecek bir yalanlama yaptı. Niye? E Çünkü o bir devlet. Yani e, savaşların ordular arasında olduğunu bilen iki devlet savaşıyor. Tarafların birbirlerine sivil düzeydeki kayıpları savaşın başlangıcında çok tarihsiz olaylar yaşanmış olsa bile... Ama devamında son iki yıldır birbirlerine sivil kayıplar konusunda son derece hassas davrandıkları bir savaş izliyoruz Ukrayna'da. Efendim modesaya bir bomba düşüyor, bir bisikletle ölüyor. Doğrudur. Ama bir de Gazze'ye baktığımız zaman bir soykırımla karşı karşıya kalıyoruz. Bir devlet düşünün sürekli masum sivil öldürüyor. Ne Ukrayna ne Rusya böyle bir şey yapmaya cesaret bile edemediler. Ha efendim Rusya bütün şehirleri yıktı ama kaçtı insanlar. En azından kaçmalarına izin verildi. Geçelim. Şimdi İsrail bugün Gazze'nin Han Yunus bölgesinde büyük bir katliam daha gerçekleştirdi. Büyük. Dünyanın gözü önünde görüntüleri buraya veremem. İçim kaldırmıyor. Öyle böyle değil. Çünkü orası saldırılan nokta daha önceden siviller için savaştan kaçabilecekleri, iki ateş arasında kalmaktan kaçabilecekleri bir güvenlikli bölge olarak oluşturulmuş. Ve tabii ki orada 10-14 yaş arası çocuklar ya futbol oynuyorlardı mahalle arasında. Yavrum, evlatlarım. Yani ee, bomba oralara düşmüş. Daha ne anlatayım size. Şimdi ilk ilk açıklamalara göre 71 ölü var. 289 yaralı var. Ama bunlar ilk açıklamalar. Sonra gelen bilgiler yüzü geçtiğini söylüyor. Han Yunus'ta Nasır ee, hastanesi var. Zaten İsrail bütün hastaneleri yok etti orada. Tekrardan zavallılar böyle inşa etmeye çalışıyorlar hastanelerini. Bir şekilde şey, Nasır Hastanesi açıklama yaptı. Biz artık kimseyi kabul edemeyecek durumdayız. Bu gelen ölü ve yaralılar çerçevesinde bir şey yapamıyoruz dedi adam. Çünkü 90 ölü gelmiş. Pardon ilk etapta 20 ölü gelmiş. 97 kadar yaralı gelmiş. E şimdi zaten o şifa hastane, şey Nasır Hastanesi falan hepsi yıkıldı yeniden. Barakalarda falan yapmaya çalışıyorlar. Evde yok, avuçta yok, ilaç yok, hiçbir şey yok. Şimdi bu bildiğiniz büyük bir katliamdır. Ve zaten şaşırmıyoruz artık. Yani 38 bin küsür insanı, masum insanı öldürmüş bir ordu. Efendim 100 kişiyi daha öldürdü diyoruz. Yani işim, bakın bu ne biliyor musunuz? Ukrayna Savaşı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ukrayna Savaşı, sanayi devrimi sonrasında karşılıklı olarak kozlarını paylaşan iki devletin savaşı olduğu için çok yüksek riskler taşıyor, evet. Hayatımızı sona erdirebilecek riskler taşıyor, evet. Fakat çürüme yaratmıyor küresel çürüme diye bir kavram varsa o çürümeyi tetikleyen İsrail. Yani Gazze'de yaşanılanları gördükçe insanoğlu genel anlamıyla olağanüstü bir küresel sisteme güvensizlik ve herkesin kendi gemisini kurtaran kaptan olduğu izlenimi içinde yaşamaya devam ediyor. Ve çürüyoruz. Adalet çürüyor. Uluslararası hukuk çürüyor. İnsan hakları, kanunları çürüyor. Uluslararası insan hakları hukuku çürüyor. İsrail kendisiyle beraber bütün bir toplumları, bütün bir dünya sistemini çürütüyor. Buna nasıl izin verilebilir? Buna Birleşmiş Milletler falan değil. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin müdahil olması gerekiyor. Ama onlar çok mutlular bu çürümeden. Yani bu çürümenin sonunda nasıl bir nemalanma beklediklerini de ben de merak ediyorum. Amerika'ya buradan ne pay düşebilir? İngiltere nereden para kazanabilir bu çürümede falan? Yani gerçekten bunların Hepsinin çok dikkatli bakılması lazım. Ee, Han Yunus'ta e, İsraili yetkililere göre iki tane önde gelen e, Hamas liderine karşı düzenlenmiş. İstihbarat sağlam demişler. E, Hamas'ın askeri kanat komutanı Muhammed Deyif, 1995'ten beri İsrail'in aradığı bir adam. Ve Hamas Han Yunus Tugay komutanı Rafa Salami bunlara karşı düzenlenmiş saldırı deniliyor. E, ve İsrail ordusuna göre biz bu ikisini öldürdük diyorlar. Suudi Arabistan kaynakları e, Salami öldü. Rafa Salami öldü. Fakat e, Muhammed Deif ağır yaralı diye geçti. Hamas'tan herhangi bir e, şey yok. Ve bu arada e, İsrail'in işte 12. kanalında Yaron Avraher diye böyle güvenlik konularında uzman bir şahıs herhalde İsrail istihbaratıyla ile de beraber çalışıyor gazeteci olarak. Diyor ki saldırının rehine pazarlığına darbe uğramayacağı biliniyordu. Güçlü istihbaratla hareket edildi ve Deif'in öldürülme şansının heba edilmemesine karar verildi diyor. Yani adamı yakaladık. İsterse rehinelerin hepsini öldürsünler önce biz bunu öldürelim demiş. Böyle bir adam yönetiyor İsrail. I. 120 tane adam orada rehine. Bu diyor ki bunu öldürelim onları da artık ne olursa olur. Sokaklar yıkılıyor. Sokaklar yıkılıyor İsrail'de. Yapılan kamuoyu araştırmalarında yüzde yetmiş üç Netanyahu bir an önce gitsin memleket kurtulsun diyor. Ama siyaset böyle bir şey. O küresel lobi bu işi bu hale getirmekte kararlılık gösteriyor. İzliyoruz ve çok üzülüyoruz. Hoşçakalın.